Evet, yeni bir bağlamamızda TED takılıyor arkadaşlar. Böyle 42'lik 42'lik nargile sazlar. 42'lik ön sedefli. Genel çıtalar böyle. Evet, TED takma teknikleri Kemal Usta'dan. Nasıl takayım? Bunlar ince ya, iki kere doluyoruz bunu. Sen yoksa bu işten anlıyorsun biraz. Yoksa sıyırıyor abi, ince olduğu için bu. Harikasın. 0.20 ile 0.18'i iki kere dolayacağız arkadaşlar. Yoksa sıyırır gelir. Öyle çekiyoruz, bitti. Harikasın Kemal Usta. Nasıl yaptın ya? Bir daha göster. Şimdi bir tane abi şöyle. Geçiriyoruz şuradan. Bir geçiriyoruz ondan sonra. Şimdi normalde 22 olsa bunu hemen tekte oluyor da, şimdi bu 0.20 ya. Bunu iki kere geçiriyoruz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra ucunu şöyle eğiyoruz, bakın. Eğik. Evet. Ondan sonra geliyor. Şuradan üstünden el çekmiyor. Bunu. Ondan sonra buraya takıyoruz. Bitti. Evet. Bir daha tak Kemal. Harika tel takıyorsun. 22. Şimdi şunun da kurgularını açacağım. Bunları bugün yollayacağız arkadaşlar. Bunları sahipleri bekliyorlar. Bunları göndereceğiz arkadaşlar. 42'lik yarmalar. Birini Gaziantep'e yollayacağım. Birini de bir abimiz çocuğunu alıyor. İsmini unuttum. Bunları bugün teline takıp paketleyeceğiz. Şimdi bu 0.30 abi, tamam mı? Bu kalın tel. Şimdi bunu iki kere dolamaya gerek yok. Elinden bir şey görünmüyor yani. Ne yaptın? Bak şöyle ucunu eğiyoruz. Ne yaptın? Çingel mi yaptın? Yani bir kere sokuyoruz şöyle. Evet. Soktun, eğdin. Eğdin. Ondan sonra getiriyorsun abi. Şöyle üstten geçiriyorsun. Ondan sonra... Hiçbir şey görünmüyor yani. Görürler onlar. Yok. Sadece kocaman elin görünüyor. Ondan sonra... Bir şey görünmüyor Kemal Usta. İşte bir kere soktuk mu abi? Evet. Bak ondan sonra şunun ucunu bak şöyle eğiyoruz şu kadar. Evet, eğdin. Ondan sonra getiriyoruz. Alttakini bunun altına sokuyoruz. Sokuyoruz. Çekiyor da araya kıstırıyor. Araya kıstırıyor. Ondan sonra çekiyoruz. Bitti. Harika. Harika, harika. Evet, kestane isteyen var mı beyler? Alın size kestane. Dörde bir yarma. Dörde bir yarma kestane. Önü komple taş sedef. Bunlar cilaya atılacak. Dükkanımız kapalı arkadaşlar. Dükkana müşteri almıyoruz. Dükkana müşteri almıyoruz. Yani bu videoları reklam yapmak için atmıyorum öyle. Yani satmak için atmıyorum bunları. Evet, İrfan abimizin sazı burada. Teknesi burada duruyor. Buna başlayacağız. Şu tekneyi Ankara'da İrfan abimize yapıyoruz. 46'lık 4'e 1 yarma ağır kalem malzemeler. Bu da 46'lık 4'e 1 yarma. Bunu da İstanbul'da bir arkadaşımız 1000 lira kapora yolladı. Bunlardan 1000'er lira kapora aldık. Bunlara başlayacağız arkadaşlar. Bugün kapaklarını takarım. Şu sazımız da cilaya hazır. Bu da sipariş, 43 tekne kısa sap. Aynen. Aynen arkadaşımızın istediği gibi
yaptık. Şöyle ışıklar göstereyim. Şöyle. Aynen böyle. Aynen böyle istedi. Önüne siyah klavye istedi. Kenar çıtalarını siyah istedi. Böyle. Önleri silinip nokta sedef attı mı tabii ki daha güzel görünecek. Daha güzel görünecek. Bunlar biraz daha dinlensin. Cila çekeceğiz. Cila çekeceğiz. 42 dörde bir yarma isteyen varsa şu saz var arkadaşlar. Bu sazı unuttum ben. Buna hemen cila çekebilirim. Dörde bir yarma. Kapağın üstünü silip tesviye atıp nokta sedeflerini koyup gönderebilirim. Şu kancaları dün bir arkadaşımız sormuş. Bu kancalar ne işe yarıyor diye. Kapağı buradan yaylandırıyor. Kapağın kenarından tekneye takıyoruz. Gerdirerek kapağı sağlam bir şekilde yapıştırıyor. Böyle boncuk tutkaldır arkadaşlar bunlar. Japonla falan yapıştırmıyoruz. Japonculara buradan selam olsun. Japoncu arkadaşlarımıza. Mesleğe ihanet etmeyin arkadaşlar. Sıcak tutkalla yapıştırın. Hem daha ucuz. Hem daha ucuz, daha sağlıklı. Bu tamamen gerdirme amaçlı. Yani kapağı tekneye daha iyi yapıştırabilmek için. Burada da var bak sazlarımız. Şunları sahiplenebilirsiniz. Bunları sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar dörde bir yarma kısa saplar. Kısa saplar arkadaşlar. Bunlar felaket sazlar. Felaket. Şurada bir siyahlık var. Bunları dün takmıştım. 10 tane sap taktım. Şu sazımızı da sahiplendirdik. Bu gördüğünüz malzeme. Bu da 50-50 birlik bir dörde bir yarma. Dörde bir yarma ağır kalem bir şey. Ağır kalem arkadaşlar. Bunu da Finlandiya'da bir abimiz bana yap dedi. Bunu bana yap dedi. Bugün para göndermiş. Bu saza da başlıyoruz arkadaşlar. 50-50 bir kısa sap. Nasıl yaparsan yap ustam. Sana güveniyorum. Sen işini bilirsin dedi. Size bunu en iyi şekilde yapıp kısa sap olarak Finlandiya'ya göndereceğiz arkadaşlar. Kısa sap 50-50 birlik. Bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Burada şurada iki tane kestanem var. 46-47. Önü siyah, klavye nokta sedef. Bunların ikisinin de sesi birbirinden güzel. İkişer bin lira yazarım tanesine. 2000 liraya biter bunlar. Bilginiz olsun. Şurada da bunlar duruyor işte. Bunlara cila mila atacağız. Burada böyle sazlar var beyler. 46, 47, 43. 43. Evet, şöyle bir fantazi istiyorsanız, fantaziye açıksanız şöyle bu 47'liklerim var. Şöyle sedefli. Sedefli dörde bir yarma 47'lik. Bunlar bekliyor. Bunlarla işimiz yok. İşte bunları bitiremiyorum çünkü işim çok arkadaşlar. Bunları yeni aldık. Dün bir tane daha aldık. Bunların saplarını yuvarlayacağım. Yani bunlara başlamam lazım. Şunların benim için pek bir önemi yok. Bunlar satılmış, satılmamış. Çok önemli değil yani. Bunları ben boş kaldıkça bitirip dükkana asacağım. Dükkanda sazım yok yani dediğim gibi. Dükkanda olan sazlarım bunlar. İki tane yeni kestane çıktı öyle. Bir tane 48'lik var şöyle. Zaten bu saz da olmasın 50 kişi yazar. Bir tane yaparsın hiç kimse sormaz ha tamburları. Sormazlar. Şu saz olmasın 100 kişi yazar. Tambur tekne var mı Neşet Hoca'nın tarzında diye yaparsan ama kimse sormaz onu.
O dursun bakalım. Evet beyler. Yarmacı var mı? Yarmacı varsa bizde tekne çok. 6.000-7.000 liralara biter bunlar. Öyle 1.000-2.000 liralar pek çalışmıyor arkadaşlar bunlarda. Bunlar hep dörde bir yarmalar duruyor böyle. Bunlar çok yapmıyor. Böyle isteyen olursa yapıyorlar. Bunlar hep arkadakiler hep 46. Depodan getirdiklerim. Depodan getirdiklerim. Şu neymiş? Bu ne? Dayarma. Dayarma, dayarma. Şurada 42'liklerim var. Çok saz veriyor. Şu neymiş? Ha, bu da sahipliydi. Şu sahibi de bitireyim. Bunu da bitireyim. Bunun da sahibi var. Bunları vereyim gitsin arkadaşlar. Burada bir iki tane kanada kapak takmıştım da. Bilmiyorum nasıl ses verecek. Bakacağız. 46-47 var. Bu saz burada bir aydır bekliyor. Üstü tesviye atılacak. Burada yapraklar falan var. Lambayı yakayım. Bunlar da son parti cila çektiğim sazlar. Şunu İstanbul'a göndereceğim. Şu sazı 2-3 kişi istiyor. Şu 39'lu, bu 39'lu en az 10 kişi soruyor. Bakalım kim alacak bu sazı. Bakalım kim alacak. Sonra makineler geliyor.